Namazı ilk vaktinde kılın. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namazı ilk vaktinde kılmanın son vaktinde kılmaktan üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Namazı vaktinde kılmanın sonunda kılmadan üstünlüğü mümin için mallarından ve çocuklarından daha hayırlıdır. İmam Bakır Aleyhisselam, bil ki ilk vakit her zaman daha iyidir. O halde yapabildiğin kadar bu hayırlı işe koş. Aziz ve celil olan Allah nezdinde en sevimli iş, az bile olsa kulun sürekli yaptığı iştir buyurmuştur. Fezzaz şöyle anlatıyor. İmam Rıza Aleyhisselam bazı seyyidleri karşılamak için dışarı çıktı. O esnada namaz vakti girdi. İmam Aleyhisselam yolunu orada bulunan bir eve doğru değiştirdi. Bir taşın altına gelerek şöyle buyurdu. Ezan oku. Ben dostlarımızın da bize katılmasını bekleyelim diye arz edince İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah seni bağışlasın. Namazı sebepsiz yere geriye erteleme. Her zaman namazı ilk vaktinde kılmaya çalış. Böylece ben ezan okudum ve namaz kıldık. İmam Kazım Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İlk vaktinde kılınan farz namazlar şartlarıyla yerine getirilmişse, daha yeni ağaçtan ayrılan taptaze ve güzel kokan asmadan daha güzel kokuludur. O halde namazı ilk vaktinde kılmaya çalışın. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her namazın iki vakti vardır. İlk ve son. İlk vakit en iyi vakittir. Hiç kimse özrü olmaksızın namazını son vakti havale etmesin. Son vakit sadece hasta, sakat ve özrü olan kimseler için takdir edilmiştir. İlk vakit Allah'ın hoşnutluğuna sebep olur. Son vakit ise Allah'ın bağışlamasına neden olur. Allah'ın kitabında şöyle buyurulmuştur. Onlar cennettedirler. Suçlulara sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir diye sorarlar. Onlarsa biz namaz kılanlardan değildik derler. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Namaza riayet edin, onu gözetin, çok kılın ve onunla Allah'a yakınlaşmaya çalışın. Çünkü namaz müminler üzerinde vakitleri belirli bir farzdır. Kendilerine sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir diye sorulduğunda cehennem ehlinin biz namaz kılanlardan değildik diye cevap verdiklerini işitmediniz mi? Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müslüman ile kafir arasında farz namazı kasten terk etmesi veya hafife alarak kılmaması dışında bir mesafe yoktur.